Geçen dersimizde sanırım bazıları katılamamıştı, değil mi? Merhabalar. O zaman biz şu konumuzu bir tekrar edelim. Sonra bunlarla ilgili sorular çözelim. Bu güncel mevzular. Evet. Ceren, Cemre. Doğru. İşte biz de bir dört kişiyle işledik sanırım. Şimdi bu dersi tekrar edeceğiz bugün. Zaten son konularımız. Ve testlerle pekiştireceğiz. Sonra da kalıtıma geçeceğiz. Şu anda mı Ziya? Başka? Herkeste var mı? Biliyorum. Tekrar edeceğim. Yani anlamadığınız konular varsa onlardan. Peki yani çok önemli değil. O zaman devam edelim arkadaşlar. Şimdi konumuz güncel çevre sorunları. Daha sonra da biyolojik çeşitlilikten bahsedeceğiz. Evet, şu an bu dünyamızın bir hali. Aslında şu an bunu düşünecek pek şeyimiz halimiz kalmadı, değil mi? Şu an yaşayabilecek miyiz? Onun derdindeyiz ama maalesef dünyada sadece biz yaşamıyoruz. Birçok canlı yaşıyor. Yani kendi hayatımızı önemsediğimiz kadar doğada yaşayan canlıların da hayatını düşünmemiz gerekiyor. Bitkiler olsun, hayvanlar olsun. Değil mi? Yani sonuçta dünyanın sahibi biz değiliz. Bizden önce de onlar vardı. Şimdi bakalım. Evet, dünya nüfusunun artmasıyla doğru. Ama çocuklarımıza kalacak, yani bize kalmayacak da bizden sonrakilere kalacak, değil mi? Onlar gidince onların çocuklarına kalacak. Dolayısıyla dünya birilerine mutlaka kalacak ama sonsuza kadar birinde kalmayacak yani. Hepimiz bu dünyadan geçeceğiz bir şekilde. Ve çıkarken de temiz bırakalım, değil mi? Sınıfları, tahtaları. Ali Berke. Hoş geldin. Evet, yolculuk. Nereye yolculuk? Toprağa, değil mi? Doğru. Şimdi bakalım. Dünya nüfusunun artmasıyla ne artıyor? Teknoloji, tarım, sanayi faaliyetleri de artıyor. İnsanlar tarafından gerçekleştirilen aşırı üretim ve tüketim süreçleri doğanın zarar görmesine neden oluyor. Evet, ağaçları yok ediyoruz, toprağı mahvediyoruz, topraktaki mineralleri alıyoruz, suyu tüketiyoruz hünharca, toprağa çok ciddi manada zarar veriyoruz. İnsanlar doğaya karşı bilinçsiz yaklaşımı pek çok sorunu da beraberinde getirmiştir. İnsanlar çok kötü, değil mi? Evet, şu çevre kirliliği aslında mesela hayvanlar çok daha duyarlı. Sadece ihtiyaç duyduğu malzemeleri alıyor. Biz de ise gözümüz doymuyor. Her şeyi tüketmek istiyoruz, değil mi? Şimdi hızlı nüfus artışı, çarpık kentleşme, endüstrileşme ve doğal kaynakların aşırı kullanımı tüm insanlığı ilgilendiren çevre sorunlarını ortaya atmıştır. Peki bu çevre sorunları hangi başlıklar altında inceleyeceğiz? Şimdi ona bakalım. Aleykümselam. Evet. Ta Emre sen misin? Kimsin? Kaan da geliyor. Enes. Tabii ki var. Çok sayabiliriz ama bunlar şu an bilsek yeterli.
Ekosistemin yapısını bozan kimyasalların ve kirleticilerin yoğunluğunun artarak ekolojik dengenin bozulmasına biz ne diyoruz? Çevre kirliliği diyoruz. Yani normal bulunması gereken bir miktar vardır her maddenin. Bunun aşırısı ne oluyor? Kirlilik oluyor. Peki güncel çevre sorunları nelerdir? Hava kirliliği var. Su kirliliği var. Toprak kirliliği var. Radyoaktif kirlilik var. Ses kirliliği var. Asit yağmurları. İklim değişikliği, erozyon, doğal hayat alanlarının tahribi ve orman yangınları, biyolojik çeşitliğin azalması gibi birçok sebep günümüzde problem halini almış arkadaşlar. Çevre kirliliği içerisinde inceleniyor. Bunlara şöyle bir bakalım. Hava kirliliğine bakalım. Hava biliyorsunuz %78 oranında azot, %21 oranında oksijen, ve %1 oranda ise karbondioksit, argon ve su buharından oluşuyor. Atmosferdeki gazların ve kirleticilerin belirli ölçülerin üzerine çıkması hava kirliliğine neden oluyor. Kükürt dioksit, karbondioksit, ozon, azot dioksit gibi gazların ve kimyasalların normal değerlerin üzerine çıkması hava kirliliğine yol açıyor. Bu durum insan sağlığını, bitki ve hayvanları ne yapıyor? Olumsuz etkiliyor. Şimdi burada havayı kirleten bir doğal kaynaklar var, bir de insan kaynaklı kirlilik var. Volkanik patlamalar, orman yangınları, toz fırtınaları bunlar doğa kaynaklı, doğal yani. Ama fabrikalar, termik santraller, petrol rafineleri, motorlu taşıtlar, egzoz gazları insanlar çok çok daha fazla kirletiyor. Mesela bakın, görüntüsü güzel yani ama bunun görüntüsü çok çok çirkin. Evet, hava kirliliğini oluşturan kirleticiler neler? Azot, kükürt, karbon, sülfür oksitler, uçucu organik bileşikler ve hidrokarbonlar. Hava kirliliği iklimi, doğayı, ekolojik dengeyi ve insan sağlığını bozuyor. Sera etkisini artırıyor. Ozon tabakasını ne yapıyor? İnceltiyor. Yani kendi yaşadığımız evi kirletiyoruz aslında, öyle değil mi? Ve bu evde bütün canlılar yaşıyor. Sadece kendimiz zarar görmüyoruz. Evimizi kirlettiğimizde, yani dünyamızı kirlettiğimizde bütün canlıları yok ediyoruz aslında. Evet, şimdi su kirliliğine bakalım. Su kirliliği, kimyasallar ve kirleticiler yeraltı ve yerüstü sularında normal değerin üzerine çıkarak suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını bozuyor. Buna biz su kirliliği diyoruz. Su kirliliğine neden olan faktörler, tarım ilaçları, gübreler, evsel ve endüstriyel atıklar, fabrika atıklarının arıtılmadan sulara bırakılması, evsel atıklardan deterjan, çamaşır suyu gibi kimyasallar, çöpler, poşetler, kızartma yağları, kanalizasyon atıkları, cıva, kurşun gibi ağır metal içeren tarım ilaçları bunların hepsi neye sebep oluyor? Su kirliliğine sebep oluyor. Biz daha çok evsel atıklar değil mi? Deterjan, çamaşır suyu, çöp, poşet bunlar kızartma yağları bizim daha çok sebep olduğumuz kirleticiler. Fabrika atıkları daha çok zenginlerin, endüstriyel atıklar ise yine aynı şekilde zengin kesimin yaptığı. Daha çok kirlilik onlardan oluyor aslında. Bizimkiler onların yanında biraz daha az kalıyor. Evet, ilaçların yanlış kullanımı, değil mi? Evet, şöyle bir bakalım mesela. Burada insanların ortaya attığı pislikler. Bunlar mesela bir süre sonra suda yosun birikmesine sebep oluyor. Suyun üstü yosun kaplanıyor. Ötrifikasyon dediğimiz olay meydana geliyor. Bir 8. kıta diye bir şey vardı ya hani böyle plastikten yapılmış bir insan gelip gidiyor. Gerçekten sularda inanılmaz derece şu an plastik madde bulunuyor. Doğru. Canlıların hayatını tehlikeye atan maddeler. Evet. Evsel atıklar ve yanlış gübreleme sonucu su kaynaklarına azot ve fosfor birikiyor ve gübre etkisi yapıyor. Bunlar da
Alg ve siyanobakterilerin hızla artarak suyun rengini değiştiriyor. Ve bu olaya biz ötrifikasyon diyoruz. Sorular karşımıza çıkıyor bu. Ne oluyor peki? Suyun üst kısmı kaplanıyor ve alt kısımlarına ışık geçmiyor. Fotosentez yapamayan canlılar ölüyor, göl tabanında çöküyor, organik madde birikiyor. Buradaki ayrıştırıcı bakteriler artıyor ve faaliyeti sonucunda oksijen azalıyor. Balık ölümleri artıyor, ekosistemin yapısı bozuluyor, sular artık kullanılmayacak hale geliyor. Suların bu şekilde kirlenmesiyle kolera, tifo, dizanteri gibi hastalıklar ortaya çıkıyor. Suda cıva birikimi sinir sisteminde onarılmaz hasarlara yol açabiliyor. Yani biz doğayı kirlettiğimiz zaman aslında kendimize zarar veriyoruz. Çünkü o suyu biz içeceğiz, değil mi? O topraktan bizler madde elde edeceğiz, besin elde edeceğiz. En azından bir bilinç oluşsun diye şu an bunları söylüyoruz. Evet, toprak kirliliğine bakalım şimdi. İnsan faaliyetleri sonucunda toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının bozulmasına biz ne diyoruz? Toprak kirliliği diyoruz. Doğada az bulunan ve çevrimi çok yavaş olan cıva, kurşun ve kadmiyum gibi ağır metaller ile radyoaktif maddelerin kullanıldıktan sonra atıklarının doğada birikmesi kirliliğe neden olur. Bu durum toprakların verimliliğini ne yapıyor? Azaltıyor. Evet, yosunlar fotosentez yapıyor ama suyun üst kısmını kapatıyor. Yani suya oksijen girişini ne yapıyor? Engelliyor. Suyun altındakiler ölüyor. Başlangıçta böyle yosun birikmesi hani güzel bir şey gibi geliyor da öyle değil yani. Suyu ışık geçirmeyecek hale getiriyor. Nerede? Evet. Yanlış gübrelemede toprak kirliliğinde önemli bir etken. Kirlenmiş toprakta biriken kimyasal maddeler, ağır metaller, biyolojik birikim yoluyla besin zincirinden bitkilere, hayvanlara ve insanlara geçiyor. Bakın yine dön dolaş kime geliyor? İnsana geliyor. Bu durum kanser, sinir sistemi, solunum sistemi, karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları olmak üzere pek çok hastalığa sebep oluyor. Evet, burada toprağı nasıl kirlettiğimiz, bu normal bir piknik havasında kirlettiğimiz hal. Bunların hepsi toprağa karışıyor. Yani toprak çok uzun bir süreçte oluşuyor. 1 milyon yıl süreçte toprağın üst kısmındaki verimli olaylar ortaya çıkıyor. Bir diğer kirlilik çeşidimiz radyoaktif kirlilik. Radyoaktif maddelerin canlıların yapısında ve çevrede belirli değerlerin üzerine çıkmasına biz ne diyoruz? Radyoaktif kirlilik diyoruz. Nükleer santraller, röntgen ve tomografi cihazları, cep telefonu, televizyon, mikrodalga fırınlar, bataryalar, radyoaktif kirliliğe neden olan etmenler arasında. Etkisi ışınların cinsine, şiddetine ve süresine bağlı olarak değişiyor. Mesela gama ışınları en tehlikeli olanlar. Alfa ve beta, bunlar çok zararlı değil. Kızılötesi ışınlar, mor ötesi ışınlar daha çok zararlı aslında. X ışınları, radyoaktif ışınlar. Radyoaktif kirlilik canlılarda mutasyona yol açıyor. Kanser oluyor. Genetik bozukluk ve bağışıklık sistemi hastalıklarına neden oluyor. Cep telefonu kaynaklı elektromanyetik kirlilik ise Alzheimer, Parkinson, MS gibi sinir sistemi hastalıklar riskini artıyor. Evet, yani gözü bozuyor değil mi? Psikolojiyi bozuyor, her şeyi bozuyor fazlası. Baş artıyor. Evet, mesela şurada bazı istasyonları var. Bunlar da bayağı bir radyasyon yayıyor etrafa. Mesela bu bölgelerde yaşayanlarda kanser olma ihtimali yüksek oluyor. Evet, ses kirliliğine bakalım şimdi. Ses kirliliği diğer bir ifadeyle gürültü diyoruz. Yaşam alanlarında belirli bir ses şiddetini yani desibelin üzerinde istenmeyen gürültü oluşturan seslere biz ses kirliliği diyoruz. Gürültü insan sağlığını ve başarısını olumsuz etkiliyor. Düşünsenize sürekli ses geldiğini, cızırtı diyorsunuz ya yani. Cızırtı çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Ders işleyebiliyor musunuz? Burada bile dinlemek istemiyoruz değil mi arkadaşlar?
Ya da işte sokakta diyelim ki otobanın kenarında otobüs beklerken başınız ağrıyor. Ses önemli. Seslerde tedavi bile oluyor değil mi? Güzel ses her zaman iyidir yani. İnsanın psikolojisini açar müzik dinlerken ama bazı sesler kötü. Ses kirliliği işitme kaybına, solunuma, dolaşım bozukluğu gibi fizyolojik rahatsızlıklara neden olabiliyor. Bunun dışında stres, dikkat dağınıklığı en çok bizi ilgilendiren şu ikisi. Öğrencilerin bu ikisinden uzak durması lazım. Uyku düzeni bozulması gibi durumlarda yol açıyor. Mesela sınav olurken değil mi? Diyelim ki üniversite sınavına hazırlanacaklar. Bütün her tarafta bir sessizlik isteniyor. Ses çıkması istenmiyor. Evet, özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar bunu çok ciddi manada görüyor. Sürekli araba sesleri, sürekli korna sesleri değil mi? Ya da çok kalabalık mekanlarda gezenler. Mesela sınıf ortamı çok kalabalık, başımız ağrıyor değil mi? Çok konuşuyorlar. Ama şu an sessiz sakin evlerimizde sadece beni dinliyorsunuz. Ziyacan. Evet, şimdi hava kirliliği ile ilgili çeşitli olaylar var. Bunlardan birincisi asit yağmurları. Asit yağmurları nasıl oluşuyor? Fabrika ve araba egzozlarından çıkan karbondioksit, kükürt dioksit, azot dioksit gibi kirleticiler su buharıyla birleşiyor. Nitrik asit, sülfürik asit oluşturarak yağış şeklinde yeryüzüne iniyor. Oluşan bu yağışlara biz ne diyoruz? Asit yağmurları diyoruz. Asit yağmurları suyun ve toprağın asitliğini arttırarak ortamda bulunan zehirli maddelerin ve ağır metallerin çözünürlüğünü ne yapıyor? Arttırıyor. Asit yağmuru şimdi göstereceğim size aslında. Bizi eritmez de zarar verir yani derimizi tahriş eder. Çok fazla olması mesela bitkileri kül ediyor işte baksanıza. Yani insanlara da zarar veriyor. Asit yağmurları Türkiye'de şeyde var daha çok. İstanbul Dilovası denilen bir bölge var. İzmit, İstanbul arası Gebze'nin olduğu bölgede. Orada sanayi çok fazla geliştiği için orada olabiliyor ama böyle diğer bölgelerde çok fazla yok. Evet, şimdi bakalım. Asit yağmurları suyun ve toprağın asitliğini arttırarak ortamda bulunan zehirli maddelerin ve ağır metallerin çözünürlüğünü arttırıyor. Bütün bu kirleticiler besin zincirinde biyolojik birikim yoluyla, mesela toprak kirleniyor ya, canlıdan canlı beslenme yoluyla tekrar nereye geliyor? Hop, insana geldi. Evet. Yani ne ekiyorsak onu biçiyoruz. Asit yağmurları bitkilere, suda yaşayan canlılara, verimli topraklara, kentsel yapılara, tarihi eserlere zarar veriyor. Mesela normal günümüzdeki yağmur da biraz asitlenmiş. Hatta mesela bu Amerika'daki özgürlük heykelini biliyorsunuz değil mi? Evet, Gebze'de. Dil Ovası denilen bölgede. Vedat, Verda. Verda Tekinmak. İşte oranın yağmuru. Yok şu an mesela orada yağan yağmurlar bu şekilde. Yani çok aşırı asit değil aslında ama. Özellikle Avrupa'da, Amerika'da o sanayileşmenin çok yoğun olduğu bölgelerde kuvvetli asite en son ne zaman oldu? Yani bu yani şu anda da oluyor arkadaşlar. Öyle çok uzak bir zaman değil. Şu an Çin'de mesela çok fazla var asit yağmurları. İnsanlara zarar verecek. Arabaları mesela boyasını eritecek şekilde olabiliyor bazen. Evet. Bakalım ne yazıyorsunuz? Anladım. Yani günümüzde çok fazla var aslında da. Mesela normal diyelim ki yağmur suyunun asit yağmurları. Çin'de yok ki her şey var. Sanayileşme teknoloji çok fazla ya orada. Ya. Evet.
Aynen. Oradan buraya geliyor işte. Asit yağmuru. İnternetten bakarız arkadaşlar. En son ne zaman oldu? Ona mesela hemen bakın internette. En son asit yağmurlar ne zaman olmuş? Onu bir yazın şuraya. Ben şu an kalkmayayım. Yani çok oluyor bunlar. Evet, asit yağmurları bitkilere, suda yaşayan canlılara zarar verir dedik ve astım, solunum yolu enfeksiyonları, akciğer kanserine kadar çeşitli hastalıklara da yol açıyor. Ne diyor? Evet. Buradan mı açayım? Çin, Rusya. Evet. Evet, şöyle bir bakalım. Mesela dumanlardan çıkan SO2, NO2 yani azot dioksit, kükürt dioksit gazları yukarı çıkıyor ve burada su buharıyla birleşip asit yağmurlarına dönüşüyor. HNO3 nitrik asit, H2SO4 sülfürik asit, değil mi? Bu kezap dediğimiz yapı yani nitrik asit. Ve bunlar canlı bitkileri böyle yok ediyor. Köklerine kadar mahvediyor. Bitkiler ölünce ne olacak? Diğer üstteki bütün tabaka zarar görecek. Öyle değil mi? Evet, asit yağmurlarının en belirgin şeklini gösterdik. Şimdi sera etkisi var. Sera etkisine bakalım. Güneşten gelen kısa dalga boylu ışınlar yeryüzünü ısıtırken ısınma etkisiyle uzun dalga boylu ışınlar atmosfere yansıyor. Tabii. Toprak diye bir şey kalmıyor zaten. Toprağa zarar veriyor, asidik yapısını arttırıyor ve orada birçok zararlı maddenin ortaya çıkmasını sağlıyor. Ders kaça kadar? Kaçta başladık? 2.10 geçe mi? 2.50 geçe bitiyor arkadaşlar. 2.20 geçe başladık. 15 dakikamız kaldı. Niye? Sıkıldınız mı? 50 geçe. Vladimir, senin ismin ne? Gerçek ismin. Mert, sıkıldın mı? Vladimir, sen Efe misin? Tamam. Ali Berke. Peki, sıkılmayın artık. Az bir şey kaldı zaten. Ondan sonra birkaç soru çözüp bitiririz, tamam mı? Az kaldı arkadaşlar. Bu kaçın saatiniz sizin? Öğleden sonra başlamadınız mı? Daha ikinci saatiniz. Bir mi? Yuh ya. İlk saatten de olmaz ki. Hemen devam edelim o zaman. Tamam. İyi sevdim. Yoksa son saat olsaydı çekilmezdik yani. Sera etkisi. Güneşten gelen. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Şurası Dünya olsun. Dünyaya gelen ışınlar normalde dünyayı ısıttıktan sonra yansıyor. İyi, daha iyi. Mutlu bir ders olur inşallah. Şimdi diyelim ki bu tabaka kalınlaşırsa evet, doğru. Şöyle kalınlaşan tabakada ışınlar içte kalıyor ve dünyanın her tarafında, değil mi? Bir ısınmaya sebep oluyor. Peki bunun sonucunda ne oluyor? Hemen bakalım. Güneşten gelen kısa dalga boylu ışınlar yeryüzünü ısıtırken ısınma etkisiyle uzun dalga boylu ışınlar atmosfere yansıyor. Enerjinin atmosferdeki sera gazlarının etkisiyle tutulmasına biz ne diyoruz? Sera etkisi diyoruz. Karbondioksit, karbonmonoksit, metan, ozon, kloroflorokarbon ve su baharı sera gazları olup Verda, sağ ol.
Görünür ışığı geçirmesine rağmen dünyadan atmosfere doğru yayılan kızılötesi ışınlarının yolunu kesen bir kısmını yeryüzüne tekrar yansıtıyor. Evet. Tamam. Sera etkisi olmasaydı dünyanın hava sıcaklığı eksi 18 olacaktı. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi normalde eksi 18 derece bu çok kötü bir sıcaklık değil mi? Sera etkisi normal şartlarda faydalı ama çok fazla olursa bu sefer. Evet. Evet. Tamam, dikkatinizi buraya verin. Birçok canlı yaşayamazdı. Fosil yakıtlar kullanılması, endüstriyel faaliyetler ve orman alanlarının azalması atmosferdeki karbondioksit miktarını ne yapıyor? Arttırıyor. Maden ve petrol aramalar depolanmış olarak bulunan metan gazının serbest hale geçmesine ve atmosfere salınmasına sebep oluyor. Tarımsal ve hayvansal faaliyetler ise metan gazının miktarında artışa neden oluyor. Bunun sonucunda da küresel ısınma meydana geliyor arkadaşlar. Küresel ısınma şu an onları bizzat yaşıyoruz değil mi? Mesela kutuplar eriyor, buzullar eriyor. Çölleşme artıyor. Mesela şu Orta Doğu'dakiler, Araplar ne yapıyor? Türkiye'ye geliyor. Bir sürü yer alıyor değil mi? Karadeniz'den yer alıyor. Neden? Çünkü bir süre sonra o bölgeler hiç yaşanamayacak bir hale geliyor. Sıcaklık çok fazla artacak. Soğuk bölgeler birazcık daha yaşanır hale gelecek. Yani Rusya gibi bölgeler insanların yaşayabileceği alanlar olacak. Evet, atmosferde sera gazlarının fazla birikmesi sonucu sera etkisinin ve yeryüzündeki ortalama sıcaklığın artmasına küresel ısınma deniyor. Küresel ısınma sonucunda iklim değişiklikleri bazı canlıların yaşamını ve üreme döngülerini olumsuz etkiliyor. Kutuptaki buzulların erimesine, deniz seviyesinin yükselmesine, yani birçok bölge sular altında kalacak. Mesela Danimarka, Hollanda ya da ada ülkeleri. Okyanus sularının ısınmasına ve daha asidik olmasına neden olur. Sel, kuraklık, çölleşme artıyor. Tarım alanları azalıyor. Habitatların ve canlı türlerin yok olmasına neden oluyor. Araştırmalara göre 2100 yılına kadar yeryüzünün ortalama sıcaklığı, bakın ortalama sıcaklık 1-6 derece arasında artması ne demek biliyor musunuz? Yani yazların 45-50 dereceden aşağı olmaması demek. Bu da bizim inanılmaz derecede sıkıntılı bir zamana gireceğimizi gösteriyor. Çünkü önü alınmaz bir olay yaşanıyor. Dünyada nüfus artıyor. Evet, maalesef. Biz için bir şey olmayabilir belki ama çocuklarımız, torunlarımız bizden çok şikayet edecek yani. Evet, sizler mesela şu an farkında değilsiniz ama sizler evleneceksiniz, çoluk çocuk, torun sahibi olacaksınız. Onlara güzel bir dünya nasıl bırakacağız? Şu an onun derdini yaşamamız lazım. Evet. Neyse. Gerçekler bunlar yani. Eğer önüne geçilmezse bunlar olacak. Bu bilimsel bir gerçek. Şu an araştırmalarla konuşuyoruz. Neresi? Bir bölgenin ortalama sıcaklık değeri artarsa o bölgede yayılış gösteren canlı türleri uygun sıcaklığın olduğu yerlere doğru göç eder ve popülasyon yoğunluğu. Ozon tabakasının incelmesi diye bir olay var. Şimdi atmosferde yer alan bir tabaka var, ozon tabakası. Güneşten gelen ultraviyole, yani bu mor ötesi ışınlar oluyor. Yeryüzüne ulaşmasını önlüyor. Çünkü bunlar kanserojen. Kloroflorokarbon gazlarının sprey ve soğutucularda kullanması ozon tabakasının incelmesine yol açıyor. Bu durum zararlı ışınların yeryüzüne daha çabuk ulaşmasına neden oluyor. İnsanlar üzerinde görülen en önemli etkisi cilt kanseri. Yani bu kanser çok sıkıntılı, sadece cilte etki etmiyor. Her tarafa yayılabiliyor.
Erozyona bakalım. Akarsuların ve rüzgarların etkisiyle toprağın verimli üst kısmının aşınıp başka bir yere taşınmasına biz ne diyoruz? Erozyon diyoruz. Akarsuların ve rüzgarın etkisiyle toprağın verimli üst kısmının aşınıp başka bir yere taşınmasına erozyon deniyor. Ormanların yok edilmesi, toprağın yanlış kullanılması gibi faaliyetler erozyonu arttırıyor. Erozyona uğrayan topraklarda bitkiler için gerekli besin ve maddeleri azaldığından toprak verimliliği düşüyor, arazi çoraklaşıyor. Buna bağlı olarak hayvancılık faaliyeti zarar görüyor, ekonomik sorunlar beraberinde geliyor, ekolojik denge bozuluyor, habitatlar zarar görüyor, biyoçeşitlilik azalıyor. Türkiye'de bir yılda erozyonla ortaya çıkan toprak kaybı dünya ortalamasının yaklaşık 2 katı kadar. Türkiye'de de bayağı bir bilinçsiz toprak kullanılıyor. Topraklar şehirleşmeye açılıyor, değil mi? Evet, şöyle bir erozyona bakalım. Maalesef bu şekilde bir durum ortaya çıkabiliyor. Hele susuz kalırsa Türkiye, su yokluğu daha da kötü olur. Bunlar hep bizim geleceğimiz, yani dünyamız. Evet, nasıl anlaşılıyor mu arkadaşlar? Buraya kadarki kısım çevre kirliliği. Mert. Tamam, bence de burada kalalım. Önümüzdeki ders şu biyolojik çeşitlilikten biraz bahsederiz. Onları anlatırız. Biyolojik çeşitlilikte kaldığımızı söyleyeyim. Ozon tabakasını bitirdik. Erozyonu bitirdik. Mert, niye sıkıldın bu kadar ya? Bu güncel çevre konuları yorum yapabilirsiniz, değil mi? Hocamı. Şeyler nerede? Öykümler falan. Onlar sesi yok. Pardon. Samet Demirer. Öyküm. Evet. Peki. Sudeler nerede? Azralar. Onlar yok mu? Elif. Elifler nerede? Peki. Ali Berke. Siz buradasınız zaten. İyi ki varsınız. Diğer arkadaşlar nerede? Onu merak ettik. Putinist. Peki arkadaşlar, o zaman ben size tamam karışmasın. Yaramaz çocuklar. Arkadaşlar görüşmek üzere.